Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizi böyle otlar içerisinde karşıladım. Bunlar pazı sapı. Bunlardan biz turşu koyuyoruz. Turşu dediğimde hani böyle kavurmalı kahvaltılıklar olsun, misafir geldiğinde olsun. Tadı çok güzel oluyor. Sarımsaklı, böyle sirkeli, bildiğiniz turşu gibi ama turşu niyetine değil, kavurma amacıyla yapıp yiyoruz biz. Bunların yapraklarından annem kendini aldı. Ben onları sevmiyorum. Biz lor dolması diyoruz. Annem onun dolmasını yapıyor. Onları çok seviyorlar. Gerisini de haşladı, buzluğa attı. Onlarla da böyle yumurta kapıyorlar. Ya da işte borani diyoruz. Yoğurtla yapıyorlar. Onlar böyle çok seviyorlar. Ben de bunlardan annemle bana kışlıklarımızı hazırlamak için böyle koyacağız. Boyutlarını da arkadaşlar şu şekilde kesiyorum. Çatala gelecek kadar. Önceden böyle şunun yarısı kadar kesiyorduk biz. Öyle koyuyorduk ama böyle uzun daha iyi oluyor. Böyle keseceğiz bunları. Daha sonrasında haşlayacağız. O sürecini zaten size göstereceğim. Arkadaşlar bunları böyle güzelce yıkadık, doğradıktan sonra şöyle kaynar suda şöyle biraz kaynatıyoruz. Anne, ne kadar kaynayacak bunlar? Kaç dakika? Hafif eriyene kadar, çok erimiş de olmayacak, çok fazla diri de olmayacak. Böyle bunu kaynatacağız. Kaynadıktan sonra da şöyle soğuk suya alıyoruz. Bunları 4 saat kadar böyle bekleteceğiz. Soğuk suya alıyoruz ki renkleri kararmasın diye, daha canlı dursun diye. Böyle biraz 4 saat kadar suda bekletiyoruz. Arkadaşlar anne kız şimdi kahve keyfi yapacağız. Biraz dinlenelim dedik. Dinlenirken de annemin o güzel ellerinden, ölürüm o ellere, annem benim, Anne. kahve keyfi yapacağız. Anne. Arkadaşlar biz Bak. annemle çok yorulduk. Onun için annem dışarıda Oh, mis lahmacun gibi söyledi koydu. bize. Şimdi bunları afiyetle yiyeceğiz. Şöyle salatamız da getirdiler. Kolamız da var ama annem ayran yapacak. Evet arkadaşlar, bunu pişireceğiz. Evet, bunu biz yiyeceğiz. Hele. Anneciğimin kesesine bereket olsun. Şöyle lahmacunlar, Burada bir kartaller varmış. istemadı ne Annem şimdi ayran da yapıyor. Annemin ayranı. Bize afiyet olsun hanımlar. Biz karnımızı doyuralım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Bakayım. Anne bak, anneannenin ayran yapıyor. Evet. Anne Annem turşu için sarımsak soğuyor ama bizim Çağrı izin vermiyor. Oh, eli kestin. Yok, kesmedim. Yok yavrum, sakat bu iş. Yapma yapma bak.
Teyzesi sen bunu al da yatır. Arkadaşlar şimdi bunları böyle geniş bir kaba biz yer sinisi diyoruz. Sinin üzerine koyuyoruz. Şimdi bunları annem tuzlayacak. Arkadaşlar annem bunu böyle şöyle tuzladı. Şimdi koyacağımız kaba yerleştiriyor. Biraz da içerisine sarımsak atıyor. Anne mesela 5 kiloluk bidona ne kadar sirke konulacak? Bir su bardağı mı? Bir çay bardağı. Bir çay bardağı da sirke konulacak. Tuzu annemin göz kararı çoktur. Onun için bir miktar veremiyor. Her şeye göz kararı koyar. Ölçü kullanmayalım. Ölçü kullanmayalım. Böyle göz kararı. Arkadaşlar şimdi suyunu döküyoruz. Tam yüzünü biraz açacak şekilde. Anne su falan ne yaptı? Yalnız biz komik bir şey yaptık. Anne, annemle beraber. Anne. Efendim. Çok sıkıldım. Tamam git teyzenle oyna, şimdi bitiyor işimiz. Hayır, burnumdan çıktım. Tamam. Biz turşuyu koyduk ama sirkeyi unuttuk. Sirkeyi annem unutmuş almayı. Sirkeyi alıp her bidon için yarım çay pardon bir çay bardağından biraz daha fazla içerisine dökeceğiz. Şöyle yüzünü aşacak şekilde de sularını koyduk. Anne bunlar kaç gün sonra hazır olur? 15 gün sonra da hazır olurmuş. Evet, bir aya yakın. Bir aya yakın. Ben de seni seviyorum değil mi? Bir aya yakın bir zamanda oluşurmuş. Sonra afiyetle yermişiz bunları. Evet, bunu yemez afiyetlere. Biz evimize geldik hanımlar. Şimdi oğlanlara tarhana çorbası yapacağım. Şöyle bir kase suyun içerisine 2 yemek kaşığı şöyle tarhana koyup bunu eriteceğim suda. Bu tarhanayı kendimiz yapmıyoruz. Yani buradaki hava koşullarından dolayı da zaten yapamayız. Onun için aktardan aldım. Çocuklar için yapılmış bir tarhana. İçerisine baharatı az. Şimdi bunu şöyle suda bir ezeceğim. Bu arada bugün normalde arkadaşlarla buluşacaktık. Bir arkadaşın bebek görmesine gidecektik. Ben maalesef çocuklar hasta olduğu için gidemedim. Tam aslında atlattılar gribi ama tam anlamıyla da gripleri geçmedi. Gideceğim arkadaşlarımın da çocukları var. Hani onlara da hastalıkları geçmesin diye, zaten salgın var. Geçmesin diye ben gidemedim. Arkadaşım aradı, o da sağ olsun. Çok seviyorum o arkadaşımı da. Aradı dedi ki, bak dedi sen geliyorsun diye dedi, özellikle dedi patates haşlamasıyla turşu kavuracağım dedi. Efendim annem. Süt yapsın. Süt mü istiyorsun? Tamam, yapacağım sana süt. Tavada süt var. Tamam, ısıtacağım şimdi sana anne. Burada herkes süt yok. Tamam. İşte arkadaşım dedi Tuba, bak özellikle anne, sen geliyorsun diye. Şeyim. Ay canım oğlum benim. Canım annem. Sen geliyorsun diye dedi, yapıyorum. Bak dedi muhakkak gel dedim. Böyle böyle ölsem dedim gelemem ben dedim. Başka zaman dedim ya eşimle birlikte. Eşin de evde olduğu bir zaman dedim. Geliriz dedim. Böyle. Gidemedim yani. Ama benim için özellikle beni düşünerek bir menü hazırlaması çok da hoşuma gitti. Sever arkadaşım. O arkadaşım beni de sever. Ben de onu çok seviyorum. Benim arkadaşlarım artık bilir. Ben özellikle böyle davetlerde falan patates haşlamasıyla turşu oldu mu benim için tamamdır. Yani bitmiştir olay. Onlar da biliyorlar. Her toplanışımızda kesinlikle patates haşlamasıyla turşu vardır. Benim için özel. Tamam, bu eridi şimdi. Çorbayı da yapalım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim arkadaşlar. Tereyağı erisin biraz. Tarhanayı ben oğlanlara sürekli yediriyorum. Hem çok faydalı
Hem de bu grip döneminde de iyi olur onlar için. Efendim annem. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Çorba yapıyorum size. Ne? Çorba yapıyorum. Ama şimdi sana süt de ısıtacağım, tamam mı? Oha. Ne basladı? Sen şimdi dönüyorsun. Tereyağını eriteyim. Ben de seni seviyorum anne. Anne. Kürşat bu aralar. Anne. Efendim. Robotla kontrol nereden çıkıyor? Kürşat bu Boyu ara. robotla Evet anne. yapıyorum. Hasta olduğu için dışarı çıkartamadık. Yani yaklaşık 2 hafta kadar çocuk evde. Bir yemek kaşığı da salça attım bu arada. Sonra sohbetime devam edeyim. Salçayı iyice kavuruyorum ki hani midede bir yanma yapmasın diye. Şu altını biraz kısayım. Kürşat hastalığından dolayı 2 haftadır çıkartmıyorum onu dışarı. Hani en fazla anneme gidip geliyoruz ya da annemler gidip geliyor. Onun için gerçekten bayağı sıkıldı çocuk evde. Şimdi işte video anne sıkıldım, anne sıkıldım. Yani evde onunla oyun oynuyorum. Hani çizgi filmini açıyorum. Kardeş de var ama yine de çocuk dışarı çıkmak istiyor. Enerjisini atamıyor evde. Her ne kadar evde onunla oyun da oynasam illa bir dışarısı, bir park gidecek yani ama yani ben de korkuyorum hani hastalığı daha çok ilerlemesin diye havalarda değişti. Onun için biraz daha sabretmesi gerekiyor. Tamam, salçamı şimdi kavurdum arkadaşlar. Tarhanayı da dökeyim içerisine şöyle. Bu çocuklar için yapılan tarhanada hani baharatları daha az. İlk yaptığım zaman salça koymamıştım içerisine. Ama oğlum biraz... Hayır annem, onu oraya yapıştırma ama. Bak leke yapıyordu. Salçasız yaptım, yedi ama çok severek yemedi. Bir de böyle salçalı deneyeyim. Kürşat'ın bebekliği hep bu tarhana çorbasıyla geçti. Çok seviyordu tarhana çorbasını ama Anne, küçük oğlum pek sevmedi. benim Bir de salçalı deneyelim. Biraz da çok koyu yapmıyorum. Biraz kıvamını koyu bırakıyorum ki hani mama gibi olsun. Tamam, bu şimdi böyle pişsin. Tuzunu da attıktan sonra çorbamız hazır. Ne yapıyorsun oğlum? Yok iyi, yok bilemedim de istiyorum. Yasası çöllerde. Bu ne renk? Mavi mi? Hayır. Ne? Kırmızı. Kırmızı, evet. İşte bu da kırmızı. O da kırmızı. Bu kırmızı. Anne. Çağrı, bak annem. Oo, ne kadar çiçekmiş. Peki bu ne renk? Siyah mı? Ay şey yok değil. Ne? Bu sen. Bu ne renk? Turuncu. Turuncu, evet, pardon. Bu da turuncu. O da turuncu. Nereden bakayım ya? Hep orada. Peki bu ne? Patlıcan mı bu? Ne bu? Muz. Aa, evet, muz. Dedem üstü dedi Bu da üzüm, değil mi? ya. Evet. Evet, üzüm bu. Bu. Bu da galiba salatalık. Ne bu? Çilendirdim. Sinirlendirdin diyor. Bu ne havuç? Bu ne havuç? Anne bak ne yaptım. Ne o? Gemi. Gemi. Allah ne? Allah necim? Teşekkür ederim oğlum. Oğlumun gemisi. Anne başka yapayım mı ya? Sen bana bir tane kule yap oğlum.
Bence yap pasta. Çağrı. Efendim. Çağrı. Bak. Aa, düdüt. 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 Tamam. Al. Onunla oynasın. Al. Legolarla sen oyna. Hadi paylaşarak oynayın. Sen şimdi bana ne yapıyorsun? Kule yapıyorum seni. Ha, kule yapıyorsun. Tamam. Ya ben bunun rengini bilmiyorum Kürşat. Bu ne renk? Ufa, ne desiyorsun? Bu yeşil miydi? Ufa, kulum ne desiyorsun? Ne yapmıştım? Ha, kuleni mi yıktım? Pardon. Allah anneciğim. Neden yaptım? Bu ne? Gemi. Gemi. Daha çok bir şeye benzedi ama neye benzedi? Arkadaşlar, bugün de benden bu kadar olsun. Ben oğlanlarla biraz vakit geçireyim, biraz onlarla oynayayım. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olun lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sen de hoşça kalın da anne. Oyuna daldı.